Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir eğitim videoma hepiniz hoş geldiniz. 3 boyutlu tasarım uygulamalarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir modelimiz var. Gerekli görünüşler, kesit görünümleri verdim teknik resimde. Şimdi öncelikle sağ düzlemde bir çizim başlatacağım SolidWorks'te. Sonra gelip şu görünüş üzerinden ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Sağ düzlemde bir çizim başlattım. Bakın orta noktadan bir line uzatacağım 80 milimetre. Gelip sonra yukarı 20 milimetre çapında bir daire çizeceğim. Ondan sonra bakın şu kısımları oluşturup ilerleme kaydedeceğiz. Geldim orta nokta çizgisini alıyorum. Şöyle bir line çektim. Bakın buradan yukarı gittim. Bir miktar geldim. İleri geri yapıyorum. Şöyle bir yay oluşturdum. Akabinde geldim bir tane dairem var yukarıda. Dairemin çapına 20 mm demiştim. Liderlerden geldim. Yarıçap olarak göster dedim. Ve dairemin merkezinden buraya olan mesafem bakın 34 mm olarak verilmiş arkadaşlar bana. Bu ölçüm 34 mm olarak verdim. Ve geldim dedim ki bu noktamla bu noktamın dikey olmasını istiyorum. Aynı zamanda şuradaki mesafem 80 mm olarak verilmiş. Bakıyorum 4 milim radyusum, üçlük radyus. Sonra şu kısımdan geleceğim. Buradaki mesafem de 2 mm. Geliyorum buradan buraya mesafem 4 milim dedim. Radyusum, üçlük radyus. Ölçülendirmelerimi verdim. Sonra şunu yapıyorum bakın. Hatta şöyle yapalım. Orta nokta çizgisini aldım. Şöyle bir miktar uzattım arkadaşlar. Bunun yataylarını hemen kontrol ediyorum. Objeleri Buda komutunu aldım. En yakına kırp özelliğim aktif. Yukarıyı budadım. Ve line komutunu alıp şöyle bir miktar gidiyorum. Aşağı doğru geldim. Şöyle geldim arkadaşlar. 3 nokta ile yay komutunu yakalattım. Birinci noktam, ikinci noktam şöyle geldim, bıraktım. Şimdi teknik resme geri döndüm. Bakın burada da 32 milim yarı çapında bir tane de yayım var. Onu da hemen ölçülendirelim. 32 milimetre diyoruz buna da. Ve bakın onun merkeziyle bu noktam gelsin, birleştir diyelim. Ve şuradaki mesafemi 2 milimetre olduğunu söylemiştik. Bakın şeklim niye tam tanımlı değil. Şu noktamla şu noktamın dikey olmasını da istiyorum aynı zamanda. Ve şurada teğetlik özelliğim yok arkadaşlar. Aynı şekilde bu yayla bu daire arasında da teğetlik ilişkim yok zannedersem. Bakın tam tanımlı hale getirmiş oldum şeklimi. Şimdi teknik resme bakıyorum. Simetrik bir şekil öbür tarafa aynalamasını yapacağım. Objelere aynala diyorum. Bakın geldim. Şu line'larımı seçiyorum arkadaşlar. Bu dairemi, geldim bu line'ımı ve bu line'ımı seçtim. Çok özür diliyorum. Etrafında aynalayabilmek için şöyle bir eksen çizgisini yukarı doğru uzatıyorum. Şimdi aynalanacak objeler kutucuğuna gelip buradaki nesnelerimi seçiyorum arkadaşlar. Ve etrafında aynalı kutucuğuna da bu eksen çizgisini gösterip öbür tarafa aynalamış olduk. Şimdi bakıyorum. 44 milimetre. Bakın üstten görünüşünde şeklin şu mesafem 44 milim. Bunu orta düzlemden hatta şöyle görünüm oryantasyonundan izometrik olarak bakalım. Yakınlaşıyorum skecime. Unsurlar ekstrut da katı oluştur diyorum. Şu kısımları çıkar. Buradan orta düzlem 44 milimetre olacak şekilde bunu katıladım. Geldim, onayladım. Şimdi ben aynı şekilde yine sağ düzlemde bir çizim başlatıyorum arkadaşlar. Bakın bunun içerisini boşaltacağız. Veya 30'luk bir dairem varmış. Yani esasında bakın basit bir işlem. Buradan geldim, bir tane daire çizdim. Dairemin çapı R'si 30, çapı 60 milimetre. Ve liderlerden gelip bunu yarıçap olarak göster diyelim.
Line komutuyla gelip şuraya kadar birleştirdim. Aynı şekilde gelip buradan da birleştirdim arkadaşlar. Şu dairemi tuttum. Objeleri dönüştür dedim. Objeleri bu da komutunu alıp üst kısmı gelip bu diyorum. Şimdi teknik resmime geri gittim. Bakın bunu ne kadar keseceğim? 42 milimetre olacak şekilde keseceğiz. Unsurlar ekstrüzyonla kes diyorum. Bunu geldim orta düzlemle kes. Ne kadar keseceğim? 42 milim. Bakın oradaki kesme işlemini de tamamlamış olduk. Şimdi üstteki deliklere gelelim. 6 tane deliğim var. Çap 3 milimetre. Deliklerim arası mesafe 15 milim. Deliğin uzun kenarı olan mesafesi 7 milim. Kısa kenarı olan mesafesi 4 milimetre arkadaşlar. Şimdi bu yüzey üzerine gelip bir çizim açıyorum. Merkez çizgimi aldım. Hatta bakın daha pratik çalışacağım. Orta nokta çizgisini alıyorum arkadaşlar. Şöyle geldim. Eksen çizgimi çizdim. Bunu yardımcı geometri yap diyorum. Ve daire komutunu aldım. Şöyle bir daire oluşturdum. Bakın isterseniz burada küçük bir değişiklik yapalım arkadaşlar. Dairemin çapı 3 milimetreydi. Bu dairemin uzun kenar olan mesafesi 7 milimetre. Aynı şekilde kısa kenar olan mesafesi 4 milimetre. Ve şunu yapalım mı? Doğrusal çoğaltmayı aldım. Bunu geldim bu yönde 3 tane çoğaltsın ve aradaki mesafeyi de 15 milim yapsın arkadaşlar. Geldim, onayladım. Ve şu üçünü tutup yatay ilişkisi ver diyorum. Bunu gel. Çok özür dilerim arkadaşlar. Bunu geri alıyorum. Yani şuralar arasındaki ölçülendirmem 15 milim. Öbürkünü otomatik olarak algıladı zaten. Şimdi objelere aynala diyorum. Geldim şu 3 dairemi seçtim. Etrafında aynala kutucuğuna eksen çizgimi gösterdim. Öbür tarafa da aynalamış olduk. Unsurlar ekstrüzyon ile kes diyorum. Buradan geldim yüzeye kadar diyorum arkadaşlar. Gelip şu yüzeyi gösterdim. Soldaki menümden onayladım. Şimdi burada da tamamız. Bakın bundan sonra dikkat ederseniz arkadaşlar şekle üstten baktığımda şuradaki yuvaları oluşturmaya çalışacağız. Onun da kesit görünümünü ve detaylı ölçülendirmelerini burada yaptım. Ama bakın şöyle bir şey yapalım. Şimdi benim şu yüzey üzerine bir çizim açmam gerekiyor. Bakın böyle yaptım ama ben aslında net bir şekilde göremiyorum. Bakın. Şimdi arkadaşlar şurada bir kolaylaştırmadır işimizi. Kesit görünümü dedim. Buradan geldim üst düzlemden kesit aldım. Bakın ben istediğim gibi keyfi şuraya kadar kesit alabilirim. Hiçbir sıkıntım yok. Geldim sonra bu yüzey üzerine bir çizim başlat dedim. Sonra oradaki yuvalarımı oluşturacağım arkadaşlar. İki daire arası mesafe 5 milimetre. Uzun kenara olan mesafem 7 milim. Kısa kenara olan mesafem 7,5. Yarı çapımda üçlük yarı çap. Şimdi onun için bakın düz yuva komutunu aldım. Şöyle geldim. Bir tane yuva oluşturdum buraya. Bakın merkez çizgimi alıyorum. Yukarıya doğru uzattım. Aynı şekilde merkez çizgimi aldım. Şöyle yatayda da uzattım. Bunları niye yapıyorum diyeceksiniz. Bakın şimdi geldim burada üçlük radyusum var. Daireler arası mesafem 5 milimetre demiştim. Şu 7'ye 7,5'a bir daha bakalım arkadaşlar. 7,5 milimetre uzun kenar olan mesafem. Yani buradan buraya olan mesafem 7,5 milim. Aynı şekilde buradan buraya olan mesafem de 7 milimetre. Bakın bu yuvamı oluşturdum. Objeleri aynala komutumla yuvanın tek bir line'ını seçmem yeterli. Etrafında aynala kutucuğuna tıklayıp gelip öbür tarafa da aynaladım.
Ve tekrar objelere aynalı diyorum. Bu sefer gelip ikisini seçip etrafından aynalı kutucuğuna bunu seçiyorum. Diğer tarafa da aynaladım arkadaşlar. Bakın unsurlar ekstrüzyon ile kes. Bu şekilde kesme işlemimi tamamladım. Ve bakın şu anda kesit görünümüm aktif. Bundan çıkıp şeklime geri geliyorum arkadaşlar. Buradaki kesit görünümünü bu tarz şekillerinizde zorlandığınız zaman da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Ben onun dışında bakıyorum. Herhangi eksik bir şeyim yok arkadaşlar. Lütfen videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.